Bir zamanlar 26 bin kişinin yaşadığı Paradise kasabası bugün bir savaş bölgesini andırıyor. Evlerini kaybedenler şimdilerde geçici evlerde ya da Kızıl Haç'ın barınaklarında kayıplarıyla yüzleşiyor. Ben Texas, Louisiana'danım. Kasırgalar, fırtınalar gördüm ama bunun gibi bir şey hiç görmedim. Pazartesi günü Washington'dan ziyarete giden İçişleri Bakanı yaşanan yıkım karşısında adeta şok geçirdi. Bir yangınla bir daha böyle bir topluluğun paramparça olduğunu görmek istemiyorum. Bu kabul edilemez. Evlerini, sevdiklerini kaybedenler büyük üzüntü yaşıyor. Bazıları hayata devam etmede ilerleme sağlıyor. Artık kendilerinden kurban olarak değil, hayatta kalanlar olarak söz ediyorlar. Bu iyileşme sürecinde çok önemli bir ilerleme. Barınak sakinleri için giyecekten kedi köpek mamasına kadar çok miktarda yardım yapılıyor. Bu orman görevlisi kendi evini kaybetmedi ama birçok iş arkadaşının evi yandı. Oğlunun lisesi yangında yok oldu ve komşuları önlerindeki seçenekleri değerlendiriyor. Onlar bizim komşularımız. Yıllardır burada yaşıyorlar. Evleri, kalpleri burada. Gelecekte ne yapacaklar emin değiller. Sanırım önümüzdeki birkaç hafta ne olacağını gösterecek. İnanıyorum burayı sevenler burada kalacak. Bazıları daha güvenli bir bölgeye gideceklerini söylüyor. Yardım merkezinden destek alanlar evlerini yeniden inşa etmenin kolay olmayacağını öğreniyor. Bu gibi yangınlar Kaliforniya'da, Oregon'da bir yerlerde tekrar olabilecek bir şey. Bu dağlık bölgenin yeniden planlanması şart. Yangın bölgesinin daha fazla temizlenmesi, yangına dayanıklı binalar yapılması ve felaketler için daha iyi bir hazırlık gerçekleştirilmesi gerekiyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.